O silah da neyin nesi Haydar? Kendimi korumam için gerekti. Bırak Allah aşkına şu demir parçasını. Hem çoluk çocuğun içinde böyle şeyler yapılır mı? Çocuklar evde olsa sence böyle bir şey yapar mıyım? Hem şu demir parçası dediğin şey üstümde olmadı mı? Avcı değil, bir mahalle köşesinde sırtından vurulmuş av olurum. Aman Allah korusun canım. O zaman buraları terk edelim, başka şehre göçelim. Olmaz öyle şey. Ben Haydar korktu da kaçtı dedirtmem arkamda. Ne alakası var? Elini kana bulaman daha mı iyi? Uzatma. Hem bunu ben belime koyuyorum da hemen adam vuracağımdan değil. Kendimi korumam, karşımdakini korkutmak için. Umarım öyle olur. Korkma sen. Bu yaştan sonra kendimi demir parmaklar arkasına çürütecek kadar aptal değilim. Eyvallah karışım, iş yaptığım yok. Senin bu üvey baban ne iş yapıyor? Bilmiyorum, yapıyordur bir şeyler. Onun için katil diyorlar. Boş konuşma, katil olsa böyle serbest gezebilir mi? Polisler onu yakalar. Ne bileyim, millet öyle diyor. Sen milletin dediğini boş ver, herkes bir şey söyler. Ama aldıkları sadece insanların günahı. Neyse, ben kaçayım, sonra görüşürüz. Ah anne, şu Haydar için herkesi bize düşman ediyorsun. Abi hayırdır? Kaç gündür uğramıyorsun? Sorma Mami. Başımız beladan kurtulmuyor ki. Hayırdır abi? Şu tefecinin oğlu babasının ölümüyle alakalı peşime itini salmış. Bana gelip seni soran mı acaba? Sanırım. İri yarı bir herifti. Aynen. Konuşmayı da pek beceremiyordu zaten. Ben de o gün bunu bir tokatladım, sahibine gönderdim. Sonra ne oldu abi? Adamın kendisi geldi. Babasının kanını yerde bırakmayacağını söyledi. Yüzüne karşı ha? Evet. Şimdi kimin öldürdüğünü araştırıyor. İşin sonu nereye varır bilmiyorum. Hakkında hayırlısı abi. Benim yapmamı istediğin bir şey var mı? Senden ricam ağzını sıkı tutman. Yoksa işin ucu sana da dokunabilir. Tamamdır abi. Şimdi beni oğlumla yalnız bırak. Haydar abi niye öyle bir şey dedi ki? İşin ucu neden bana dokunuyor? Oğlum, sen nasılsın? Çok özledim seni. Keşke sana iyi bir baba olabilseydim. İyi bir baba olabilseydim. Kızım, şu kediyi aldın günahına girdin değil mi? Bari kumunu temizle, mamasına bak, suyunu takip et. Elinde almışsın telefon, ne var yani ya? Önce onu düşün ya. Bakıyorum ben anne. Hem bu telefonu da boş işler için kullanmıyorum. Bakıyormuş. Kızım her yer kum, dağıtıyor sürekli bir yerleri. Daha küçük, büyüyünce bırakacak bu huylarını. Ya bir de sabahın körü nımarlaması yok mu? Uyutmuyor bizi. Bunlar geçici anne. Şu an ergenlik döneminde. Sizinki bitti de şimdi kedininki mi kaldı? Zaten çıldırtıyorsunuz beni. Tamam anne ya, başlama yine. Başlamaymış. Vallahi usandım bunlardan ya. Faraz abi, sen de 7. sınıfın notları var mı? Hayır, annem onları çoktan atmıştır. Ya bu Emin Hoca kitap aldırıp özetini çıkarmamı istiyor. Biz de yazmıştık zamanda. Hangi kitap bu? Pinokyo'nun abi, pahalı da kitap. Ne olacağız ki şimdi? Aynen abi, babam da çalışmıyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Sıkma canını, hallederiz. Nasıl olacak abi o? Ben anneme söylerim, varsa getiririm. Allah razı olsun abi be. Ne demek, kalk da top oynayalım biraz. Abi ayakkabılarım yırtılır ya, başka ayakkabım yok. Biz de ayakla değil elle oynarız. Basketbol mu? Yakar top voleybol, ne fark eder, hadi kalk. Selam aleyküm Brema. Aleyküm selam, buyurun. Şu katil Haydar'a yardakçılık yapan bakkal Muhammed sen misin lan? Hop hemşerim, ağzından çıkan kulağın duysun. Sen kimin mekanında kim artistlik yapıyorsun? Anlıyorum seni. Şimdi senin gerçekleşmeyecek hayallerin var tabii. Ne diyorsun lan sen?
Bak müşteri gelip gidiyor. Boş yapma, çık dışarı. Bak sen beni tanımıyorsun. Ben Bedran, Çakır'ın içerideki oğlu. Bana ne bundan? Benim tefecilerle falan işim olmaz. Bak koçum, gelsin. Kanın damarlarında deli akıyor. Bırak orada aksın, tamam mı? Ortalığa saçıp da ziyan etme. Çek lan elini. Sen kimin mekanda artistlik yapıyorsun lan bana? Lanet kör şeytan. Sen o Aydar'a selamımı ilet. De ki ona, bizim soframızdan kimse işlediği suçun günahını ve bedelini ödemeden kalkamaz. Buna vesile olanlar da bunun bedelini öder. Allah'ım ya. Bunlar var ya, insanın elini kana bular ha. Abi buyur, beni çağırmışsın. Sorma Sezgi, sorma. Gel otur. Şu dediğin Çakır'ın oğlu o gün bizim evin önüne geldi. Bayağı ağır konuştu. Abi o herif kırık, tekin ayak değil. Ne yapabiliriz bununla ilgili? Abi cezasını tamamlayıp çıkmış. Senin benim gibi hakları var. Şu anda hiçbir şey yapamayız. Yalnız bu herif benim ayarlarımı bozdu. Belime yeniden silah koydu. Abi başına iş alırsın. Polis her köşe başında GBT yapıyor. Benim mahalleden pek dışarı çıktığım yok ki. Nerede kısacaklar beni? Ya abi senin sürekli Toros'a gidip geldiğini bilmiyor muyum? Bakarız bir al çaresine. Boş ver. Benim seni çağırmamın asıl sebebi daha farklı. Buyur abi, ne diyecektin? Şu Çakır zamanında kimi bulmuş? Bununla ilgili bana bir şeyler öğrenebilir misin? Çakır mı? Çakır'ın oğlundan bahsediyorsun galiba. Üzerinden 24 sene geçmiş. Arşiv o kadar iyi midir? Hatta dosya burada mıdır onu bile bilmiyorum. Niye? Bilgisayara işlenmiyor mu bunlar? Abi her şey o filmlerde gördüğün gibi olmuyor. Ama yine de ben bir şansımı deneyim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah. Şu Serkan denen herif sen misin? Hayırdır kardeş, selam sabah vermeden dalıyorsun. Bizim mekanımız buralar. Kısacası misafir olan sensin. Vay, sen kimin neslisin de benim dayımın mekanında bana posta koymaya kalkıyorsun? Dayını bilmem. Biz toprağa değil güce tapanlardanız. Bırak bu boş kelimeleri. Geldiğin gibi defol git, benim de başımı belaya koyma. Her yerin bela olsa ne olur? Benim ismim Tahir. Bu ismi unutma. Abi polisler geldi, kayalım. Neyse ben şimdi gidiyorum. Gene geleceğim. Bunlar da nereden çıktı? Benim bu Hakan'ı ne yapıp edip içeriden çıkarmam lazım. Poyraz, çok boş görüyorum seni bu aralar. Ne yapmamı istiyorsun? Ders çalış, kitap oku, şu vatana millete hayırlı bir birey ol. Şu bilgisayardan kurtul. Senin gibi yani. Sen boyuna bakmadan benimle dalga mı geçiyorsun yoksa? He? Hayır, bana öğüt veren birinin ilk önce ne yaptığına bakıyorum. Çok saygısız bir çocuksun sen. Değilim. Ben sadece seni sevmiyorum. Sevmiyormuş. Ama annen bana tapıyor. İnan ben istesem var ya, seni kapının önüne koyar. Sen öyle san. Göreceğiz bakalım. Sen bu hareketlerine devam et. Bilgisayarımı da alıyorum. Anne kız uzun zamandır çıkmıyorduk dışarı. Böyle iyi oldu değil mi? Evet. Babam sağken hep bizi gezmelere götürürdü. Evet. Siz daha çok küçüktünüz. Hatırlıyor musun? Ben o kadar küçük değildim anne. Ama Poyraz, evet o küçükken. Oy Poyraz, erkek oldu başıma. Anne neden bu Haydar denen herifi soktun hayatımıza? Oysa ne kadar mutluyduk. Kızım, bir gün sen de anne olursan anlarsın. Anlamıyorum anne. Anlayacağımı da sanmıyorum. Bırak şimdi bunları. Ağzımızın tadını bozma. Hep kaçıyorsun anne. Sen de bu durumda hoşnut değilsin. Sus kızım, sus. Hayırdır'ın evi buraya baskın mı vermiş? Evet. Bizim ne yapıp ne edip bu Hakan'ı çıkarmamız lazım. Bu işler bana ağır gelmeye başladı. Ben sana baştan demiştim. Hakan'ın burada gölgesi kafiydi. Bilemedik. Peki ne yapacağız? Bizim Zahir'i suçu üstüne aldıracağız.
Sonunda iyi bir haber verdin bana. Şu Zahir'i getir bir görelim biz. O zaman ben Zahir'i getireyim. Bak Serkan ne diyorsa dediğinden çıkmıyorsun. Tamam abi. Serkan beni kulüpten aradılar, ben çıkıyorum. Tamam. Buralarda ol, bir şey oldu mu arayacağım seni. Tamamdır kardeş. Gel Zahir, buyur otur. Yanlışımı mı gördün abi? Yok yok, telaşlanma. Sen yıllardır dayımın ekmeğini yiyorsun değil mi? Evet abi. Dayımdan ya da bizden bir kötülük gördün mü bu zamana kadar? Hayır abi. Bizim, yani Palaklar ailesi için canını ortaya koyar mısın? Ölün deyin ölüm abi. Eyvallah. Şimdi sana bu yapılan iyiliklerin bedelini ödemen için güzel bir fırsat çıktı. Tabi boynum kıldan ince abi. Alo. Avukat. Zahir diye bir adamı sana gönderiyorum. Bunu bir an önce karakola götürüp ifadesini aldırıyorsun. Ne yapıp ne edip bir an önce Hakan'ı dışarı çıkarıyorsun. O kadar para ödüyorum. Bari bir işe yara ya. Buca gerçekten çok güzel. Buraları çok seviyorum. Senin güzelliğin yanında inan Buca bile sönük kalıyor. Bugün sende bir hal var. Nasıl yani? Her zamanki halim değil mi? Yok. Son zamanlarda çok agresif oldum. Ama farkında değilsin. Görüyorsun yavrum. Huzurlu bir hayat yaşamaya imkanım yok ki benim. Ne yapacağız peki? Hep böyle korkarak tedirgin mi hayat yaşayacağız? Hayır. Tabii ki de kurtulacağız. Haydar! Bu yaptıkların yanına kar mı kalacak sandın? Hayır! Haydar! Haydar! Uyan! Çocuklar evde olsa sence böyle bir şey yapar mı? Hem şu demir parçası dediğin şey. Demir parçası. Hayır. Bana öğüt veren insanın ne yaptığına bakarım. Bana öğüt... He? Hayır. Bana öğüt veren birisinin yaptığına ben bakarım. Bak koçum. Gelsin. Kanın damarlarında deli akıyor. Bırak orada aksın, tamam mı? Ortalığa saçma. Sen seversin. Ben de o gün bunu tokutlayıp olmadı. Görüyorsun yavrum. Benim huzurlu bir hayat sürmeye şansım yok ki. Huzurlu bir hayat. Anne neden bu Haydar denen herifi hayatıma soktun? Anne neden bu Haydar denen herifi hayatımıza soktun? Oysa mutlu ne kadar ne kadar. Anne neden Haydar denen bu herifi soktun hayatımıza? Oysa mutlu. Ne? Ne yaparız olmadı? Ne yaparız? Neyse. Bunu bir şekilde hallederiz. Beni asıl seni çağırdı olmadı ya. Yani.